Arkadaşlar bu kreatin testini de size anlatayım. Çok sık istenen bir test bu. Glikoz gibi, üre gibi, sedimentasyon gibi falan. Bu kreatin nedir? Yüksek çıkar. Bazen yüksek çıkıyor. Korkuyorsunuz. Bir sürü soru soruyorsunuz tabii haliyle. Kimse tabii testinin yüksek çıkmasını istemez. Niye yüksek çıkar? Bazen de düşük çıkar. Niye düşük çıkıyor? Ve yüksekse nasıl düşüyoruz gibi soruların cevaplarını size kısaca anlatayım. Çünkü çok uzun bir konu bu. Önce kreatin nedir ondan başlayayım arkadaşlar. Kreatinin vücutta kas yıkımıyla oluşan bir madde. Aslında kaslar yıkıldığı zaman kreatin denen bir bileşik oluşuyor. Bu kreatinin kendiliğinden kreatinine dönüşüyor. Kreatinde ne oluyor? Böbreğimize gidiyor. Böbreğimiz de bunu dışarıya atıyor. Dolayısıyla kreatinin dediğim şey aslında bir atık ürün. Bunun atılması lazım. Günde her zaman kreatinin vücudumuzda oluşuyor. Belli bir miktar. İşte o kanda ölçülen kreatinin kaynağı bu. Kas yıkımı aslında. Ama işte o böbreğin kapasitesini aşarsa artık ne oluyor? Demek ki kanda kreatinin yükseliyor demektir. Şimdi kreatinin normal değerleri, referans değerleri nedir? Bu erkek ve kadına göre biraz değişir. Erkeklerde kanda işte 1,2-1,3 miligram bölü desilitreye kadar normal. Kadınlarda ise 1,1 biraz daha azdır kadınlarda. Çünkü niye? Onlarda kas kütlesi daha azdır. Peki, kreatinin seviyeniz yüksek çıktı. Bu ne demektir? Korkmalı mısınız? Böyle sorular da geliyor. Hocam korkmalı mıyım diye. Yani isterseniz korkun yani bana sormayın da. Korkmalı mıyım şeklinde soru tabii korktuğunuzun göstergesi arkadaşlar. Onun için bu soruları da cevaplıyorum. Şimdi kreatinin şöyle niye yükselir? Dediğim gibi bir atık ürün demiştim. Kasların yıkımıyla ilgili. Dolayısıyla kas yıkımı artarsa veya böbrekler bunu attığı için arkadaşlar böbrek yetmezliğinde ne olur? Tıpkı üre gibi kreatinin seviyenizde önce kanda yükselir. Daha sonra idrarda da yükselmeye başlayabilir. Böbreğin yetmezlikleri nedir bunlar arkadaşlar? Çok sayıda böbrek hastalığı var. Glomerül nefrittir, piyelonefrittir, işte otoimmün böbrek hastalıklarıdır. Diyalize yol açan kronik böbrek yetmezlikleridir. İşte kalp yetmezliğidir. Bu böbreğe kan akımını azaltır. Böbrek yetmezliğine yol açar. Diyabettir. Ağır diyabette böbrekte kan akımı azalır. Yine böbrek fonksiyonları bozulur arkadaşlar. Prostata bağlı böbrek yollarında tıkanıklık. Yani aklınıza gelen her türlü böbrek yetmezliğinde arkadaşlar kreatinin seviyeniz yükselir. Sadece böbrekte mi yükselir? Hayır. Ne demiştim? Kas yıkımıyla ilgili bir madde. Dolayısıyla kasın her türlü hastalığında, yıkımıyla giden hastalığında arkadaşlar kreatin de yükselir. İşte kas travmasıdır. Bir takım böyle kasın genetik hastalıkları var. Distrofi diyoruz. Musküler distrofi. Onlar da artar. Onun dışında çok fazla protein tüketirsiniz. Aslında et de bir proteindir. Çok protein tüketirseniz arkadaşlar bu proteindeki bir takım işlemler vücutta ne olur? İşte o kreatinin bileşiğinin üretilmesini arttırır. Yani çok fazla proteinli beslenirseniz kreatin seviyeniz de yükselebilir. Dolayısıyla 3 ana madde. Ya böbreğinizde bir sorun var, ya çok fazla kas yıkımı var, ya da çok fazla protein alıyorsunuz. Bir de bazı ilaçlar var arkadaşlar. Nedir bunlar? Özellikle işte sefalosporin türü antibiyotikler. Mide ilacı, simetidin bu artık pek kullanılmıyor. Bu da arttırır. Baktrim antibiyotiği, o grup ilaçlar. Ve trigliserit düşürücü bir ilaç var. Fenofibrat diye bu grup ilaçlar kreatin seviyenizi arttırır. Bu 4 grup ilaç varsa bunlar da arttırabilir. Ya da yalancı yükseklik olabilir. Bu da niye olabilir? İşte mesela çok fazla vücudunuz susuz kaldı. Biz buna ne diyoruz? Dehidratasyon diyoruz. Onun dışında yine çok aşırı kas kitlesi olanlarda mesela işte ağır egzersiz yapan ya da vücut geliştiricilerinde bunlarda kas kitlesi çok olduğu için arkadaşlar kreatinde bir miktar yüksek çıkabilir. Kreatini takviyesi alanlar var. İşte soruyorlar bana takviyem buna yol açar mı diye. Evet yol açabilir. Tabii bu çok fazla yüksekliğe yol açmaz. Sağlıklı böbreğiniz varsa ama böyle 1,5, 1,6 gibi değerlere ulaşılabilir. Ama dediğim gibi asıl neden neymiş? Böbreğin hastalıkları, kullandığınız bazı ilaçlar, aşırı kas yıkımı, dehidratasyon yani vücudun susuz kalması ve fazla proteinli beslenme. Şimdi kreatin yüksek çıktı. Nasıl düşürürüz?
Doktorunuz bir araştırır niye yüksek, böbrekte bir sıkıntı var mı diye bakar genelde. Eğer orada yoksa o saydığım durumları düşünür arkadaşlar. Sizin yapacağınız fazla proteinli gıdaları kesiyorsunuz. İşte nedir bunlar? Ettir, balıktır, tavuktur. İşte bunları az tüketeceksiniz. Onun dışında bol bol su içeceksiniz. Erkekseniz günde 3 litre, kadınlar biraz daha az içsin. 2,5 litre kadar su içeceksiniz ki vücudunuz dehidrate olmasın. Yani susuz kalmasın. Proteini az yiyeceksiniz. Suyu bol içeceksiniz ve o saydığım ilaçları kullanıyorsanız doktorunuza da sorun. Onları da keserseniz zaten yavaş yavaş kreatinin seviyeniz düşer. Onun dışında yükseklik devam ediyorsa bu bir takım hastalıklara bağlı olabilir. Bazen otoimmün hastalıklarda yavaş yavaş böbreğe bozulabilir. Evet, kreatin bu arkadaşlar. Bununla ilgili sorunuz varsa videonun yine altından sorabilirsiniz. Bundan önce üre videosunu anlattım. Onda eğer üre yüksekliği varsa onlar da o videoyu izleyebilir. Bir de şeyi söyleyeyim, tabii kreatinin bazen düşük çıkıyor. Bunu da soruyorsunuz, onu da söyleyeyim. Kreatinin arkadaşlar düşük çıkması çok fazla önemli değil. Genellikle bu 4 tane neden oluyor işte. Nedir? Kas yıkımıyla artıyor demiştim. Bir kere kas kitlesi düşük kişilerde. Kimdir bunlar? İşte çocuklar mesela. Ya da çok aşırı yaşlı kişiler. Uzun süre yatalak kalmış kişilerde kas kitlesi az olduğu için kreatin seviyesi düşük olur. Onun dışında çok fazla su içme, overhidrasyon diyoruz. Bunlar da yine kreatin kitlesi ne olur? Düşük olur. Bir de kreatin yapımı için karaciğer gerekli olduğu için arkadaşlar. Karaciğer yetmezliğinde de kreatin seviyesi düşük olur. Ama genellikle biz bunu çocuklarda, kadınlarda kas kitlesi düşük, zayıf kişilerde görüyoruz kreatin düşüklüğünü. Çok fazla önemli olan bir durum değil. Evet, kreatin testi bu arkadaşlar. Bununla ilgili sorunuz varsa yine sorabilirsiniz. Hiç çekinmeyin videonun altından. Ama tabii videoda anlattığım bu şeyleri önce videoyu izleyin arkadaşlar. Videoda anlattığım şeyi yine videonun altından soru sormayın lütfen. Evet, bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.